Beled suresi 90. Yine Mehdiyete ve ahir zamana bakan bir sure. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Biraz süratli okuyorum. Bu sefer böyle yapacağım. Bir dahaki sefere bölüm bölüm, ayet ayet çok detaylara inerek, ebcedlerine de bakarak, hadislerle de bağlantısını kurarak bakacağız. Çünkü o süratle yaparsam bir sureyi bir günde okuyabiliriz. Yani onun için bu sefer böyle hızlı okuyorum inşallah. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim. Hangi şehir olduğuna bakacağız sonra inşallah. Ki sen bu şehirde oturmakta iken, ayet peygamberimize bakması yönünden açıktır. Ama ahir zamana bakması yönünden de çok açıktır. Mehdiyete de bakıyor. Bak, sen bu şehirde oturmakta iken, babaya ve doğan çocuğa da, andolsun bir insanı, biz insan bir zorluk içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyeceğini sanıyor. Ki Deccaliyete bakıyor bak, 5. ayet. O yığınla mal tüketip yok ettim diyor. 6. ayet. Yığınla mal tüketip yok ettim. Yani müthiş bir israf ve müthiş bir hırs, tamağı var. Ve hiç kimsenin kendisine az güç yetiremeyeceğini sanıyor. Yani müthiş bir güce sahip olduğunu sanıyor. Kim bu? Deccal'dir. Deccaliyet ne zaman yıkılmaya başlıyor? 1956'dan sonra. İnşallah. Bunu kim söylüyor? Bediüzzaman söylüyor. Evet. Değil mi? 7. ayet, kendisini hiç kimsenin görmediğini sanıyor. Ben görüyorum diyor Cenab-ı Allah. Deccaliyet Allah'a inanmadığı için görmediğini düşünür. Ona iki göz vermedik mi? Bir dul, bir dil ve iki dudak. Biz ona iki yol ve iki amaç gösterdik. Bak, iki, iki, iki hep. Ancak o sarp yokuşa göğüs germedi. Yani sarp yokuş nedir? 12. ayet açıklıyor. Sarp yokuşun ne olduğunu sana öğreten nedir? Bir boynu çözmek, bir köleye özgürlük vermektir. Demek ki neymiş? İslam insanları özgür kılmak istiyor. Demek ki İslam'ın amacı neymiş? Bütün insanların boynundaki bağları, zincirleri kopartmakmış. İnşallah. Değil mi? Alabildiğine kuşlar gibi özgür olmasını istiyor Allah insanların. Ya da açlık gününde doyurmaktır. Mehdi ne yapacak? Bütün insanlığı doyuracak ve bütün insanlığı özgür kılacak. Mehdiyetin ana umdelerini Cenab-ı Allah açıklıyor. Şu an bu oluyor mu? Olmuyor. Ama Mehdiyet devrinde bu ayet tam tahakkuk edecek. İnşallah. Yakın olan bir yetimi, 15, veya sürünen bir yoksulu. Demek ki ne yetimler eziyet görecek, ne yoksullar eziyet görecek. Ne yoksul kalacak, ne yetim. Hepsi rahat edecek Mehdiyet devrinde. 17. ayet, sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirine tavsiye edenlerden olmak. Sabrı birbirine tavsiye edenler, yine başka bir surede daha geçiyor. Birçok surede geçer. Bak, sabrı birbirlerine tavsiye etmek. Demek ki ahir zamanda en önemli konulardan birisi sabır. Bir anda olmaz her şey. Sabredeceğiz. Ve merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak. Zulmü, kan dökücülüğü, can yakıcılığı değil. Merhamet. Kadınlara merhamet, çocuklara merhamet, sevdiklerimize merhamet, Hristiyanlara, Musevilere merhamet. Değil mi? Delalete, küfre bile merhamet. Onları koruyup kollamak. Çünkü biz onların cennete gitmesini istiyoruz. Küfrden kurtulmasını istiyoruz biz. Ve merhametle bakıyoruz. İnşallah. İnşallah.